Bu araba. Bu para. Bu eş. Bu çok önemli bak. Ahiret nerede? Bu eş. Kadınsa erkek, erkekse kadın. Çocuk. Bu da ev. Villa. Şimdi din diyor ki fanidir. Bunlar uçar gider. Fazla emniyet verme. Bunun hakikati var. Bu surettir. Bu surettir. Bunun hakikati değil. Bu uçar gider. Aldanma buna. Şimdi bunu dünya, ahireti göstereceğim. Ömrünüzde kağıdın yandığını görmemiş olsaydınız. Hiç ömründe kağıt yandığını görme. Odun yandığını görmesen. Allah aşkına bunun içinde dumanın olduğunu, ışığın olduğunu, ateşin olduğunu nasıl tahmin edersin? Mümkün değil ki. Ömründe Önder, odun yakmamışsın. Bunun içinde Allah aşkına bunun düşmanı ateş değil mi? Kağıdın düşmanı, odunun düşmanı ateştir. Ama ateş bunun içinde. Bu nerede? Burada 10 kilo. Düşün 10, odun. Bunu yaktığımız zaman bundan çıkanın kilosu yok biliyor musunuz? Bu bir yerde, bundan çıkanı yerde. Bak, arabaya bak şimdi. Burası dünya. Şimdi ben ahirete gidiyoruz. Hadi arkadaşlar. Ya Allah. Aa bak şimdi. Şimdi bunun çıktığını kim tahmin ederdi ki bunun içinde bu var? Nur çıktı. Bak. Araba gitti, kadın gitti, para gitti, mal gitti, mülk gitti. Aş. Bak ne çıktı hiç benziyor mu? Bu çıkan duman cehennemden, ateş cehennemden çıkan nur, cennet, dünya kazurat oldu. Al sana kazurat. Hani araba? Malda yalan, mülkte yalan var. Biraz daha sen oyalan. Aç, bit. Ha nerede? Nerede gizliydi? Dünya, ahiretin üzerine tenteneli perde. Yani ahireti örtmüş. Kağıt, dumanı ve nuru örtmüş. 10 kilo odun ve bir yerdedir. Yaktığın zaman İzmir'in, Ödemiş'in her yerindedir. 10 kilo odundan 10 gram kül çıkmaz. Diğeri nerede? Nereden geldiyse oraya gitti. Peki ateş cehenneme gitti. Nur da cennete gitti. Peki bunun içinde güneş var desek ya manyak mısın ya? Ya bunu yakacağım. Bunun içinde güneş var. Dersime çalışarak geldim bak. Bunun içinde güneş var desem kim inanır? Arkadaşlar odunu, odun nedir biliyor musunuz? Odun donmuş güneştir. Allah israf etmiyor, güneşi veriyor, ısındırıyor. Artan ısıyla odun yapıyor, şarjlı pil gibi. Bunun içinde güneş var. Ya olur mu ya? Ha? Nasıl güneş? Nereye gidiyor? Geldiği yere gidiyor. Hangi renkte? Geldiği rengi alıyor. Niye yeşil değil? Güneşin rengiyle. Çünkü güneşten yapılmış bu. Nereden gelmişse her şey aslına rücu eder. Bak gidiyor. Güneş bunun içinde olduğu gibi, bedenin içinde olduğu gibi, dünyanın içinde de ahiret böyle var. Güneş bunun içinde. Bunun içinde değil. Kağıt donmuş güneştir. Ahireti yapıyorum şimdi. Tencere getir. Koy içine cehennemi. Tencerenin. Koy içine cenneti. Neydi unuttum adını. İsa. İsa. Cehennemi koyduk mu abi tencereye? Koyduk. Cenneti de koy Rüştü abi içine. Koydum abi inşaat için. Karıştır abi. Çıkan ne biliyor musunuz? Cennet cehennemi karıştırdık. Dünya oluyor. Dünya. Burası Celal ve Cemal ülkesi. O yüzden o zaman abi tamam. Burası çok kıymetli bir yer yani. Herhalde bu sonsuz hayat burada inşa edilecek. Ahiretin tarlası denir. Evet. Yani insan buradayız. Orada insan değiliz artık. Püüü. Ya bu donmuş güneştir ya. O kadar hoşuma gidiyor böyle baktığın zaman. Vay be. Allah Allah. Buradan çıkıyor. Neresindeydi? Odun insanın düşmanı nefis değil mi? Nefis içimizde. Kağıdın düşmanı ateş, ateş içinde. Düşmanımız yok mu?
bizde o kağıdın düşmanı da ateş, ateş içinde. Ve niye kıyor? Ha, dünya ahiretin üzerine tenteneli perde, kağıt duman ve nurun iki zıttın tenteneli perdesi. Buz dünyadır. Su haşir meydanıdır. Suyun içinde hidrojen oksijen var, yanıcı ve yakıcı. O da cennet cehennemin misalidir. Birisi yanıyor, birisi yakıyor. Buzun üzerinde dolaşıyoruz. Oysa yanıcı ve yakıcı. Oto kaportacıları giderseniz hidrojen oksijen tüpünü açarlar, bir çakarlar böyle, tutuşur. Yanan ne? Hidrojen oksijen. Birisi yanıcı, birisi yakıcı, söndürücü su olmuş. Acayip bir şey ya. Bu dünya kıymetini bilen bunun hakikatını orada hep seyredecek. Allah 150 milyon kilometre mesafedeki güneşi alıyor, böyle bir şey yapmış. Odun yapmış. Bu odun ya, odun güneşten yapılmış. Güneş çıktı burada. Atmosferden de duman çıktı. 10 kilo odundan 20 gram ancak kül çıkar ya. Eğer odun ıslaksa cahil adamdır. Dumanı çok çıkar. Duman çıktı mı göz gözü göstermez. O da göz gözü yapmıyor. Alim adamsa duman az çıkar. Ne yapmak lazım? İslak odunu güneşe kurutmak lazım. Güneşten kasıt da ilimdir. Cahil adam dumanı ıslak oduna benzer. Taşıması da zor, yanması da zor. İnşaatta kullanırsan güvenemezsin, şekil alır. Gittin kalıp yaptın ustasın, kurudu. Ya ıslak tahtayı yaptık ama abi yamuk yaptı ya. Sonra kurunca yamuk yumuk oldu. Öyle değil mi abi? Bu dersi unutmasın değil mi? Böyle bir derse gittik ki dilinin birisi yattı. Bunu kürsüde yaptım Müşte abi. Abim benim. Ondan sonra kürsüde yaptım. Hoca da bilmiyordu. Hocaya böyle biraz çarptım. Hocam sakın ha dedi. İlk önce hocalık arasında üç tane hocası var. Beni çıkartıyorlar. Karar verdiler. Pazar sahibi. Böyle bir şey olsa ne olacağım olur mu ya? Kaymakam gelecek, herkes burada sakın ha. Mülki amirleri, jandarma komutanı, bilmem ne, karakol. Hocam aman ha gözünü seveyim. Yok yok tamam. Ondan sonra işaret ettim o bizim şeylere, elemanlara. Kürsüye dedim ufak tepsi götür, tamam. Kağıdı da götür. Şimdi ondan sonra dedim ki Allah nerede? Madde var. Allah nerede? Esma nerede yani? Maddenin neresinde Esma Hüsna? Yaktım. Örke söyle diyor, bayram. Bu alev, nur, karanlığın neresindeyse, odun içi karanlık değil mi? Karanlığın içerisinden nuru saklayan Allah, maddede de esmayı saklamış. Maddede de manayı saklamış. Bu yaktığın zaman aydınlık değil mi? Ama odunun içi karanlık. Zıttı zıttından çıkartıyor. Bu nereden çıktı? Karanlıktan. Bak söyle. Kürsüde Allah Allah. Nasıl bana? Bir tam tepki olacağına hocalar birbirine bakıyorlar böyle seyrediyor böyle. Ama sonra o kadar dardı ki o da şaşırdı. Ondan sonra kaymakam indi. Ya siz kimsiniz ya dedi arkadaş dedi ya. Bu nasıl bir şey dedi ya. En çok etkileyen ruh, ceset, Allah nerede? Allah nerede? Buzun neresinde su varsa maddenin orasında esma vardır. Bedenin neresinde ruh varsa Esma-i Hüsna da Cenab-ı Hakk'ın isimleri de maddenin orasındadır. Odun içi karanlık. Işığı oraya koymuş. Saklamış. Nasıl saklamış? Ateş düşman buna. Zıttı zıttına koymuş. Kendi düşmanı kendi içine koymuş. Karanlık. Nuru da oraya koymuş. İşte dünyanın içerisine dünyanın içi karanlık gibiyken ama cenneti de bunun içine koymuş. Nuru da buna koymuş. Ya şimdi gittikleri zaman anladın mı şimdi? Selam veriyorum esnaflara orada gelmişlerdi ya. Çekmeceden çakma. Aleyküm selam hocam. Çakma yakıyor. Ahiret nerede?
Ne dedi biliyor musun oradaki hocam? Hocam dedi, inan ahireti hem aman dedi, Risale okumayan her hocanın daha mutmain olmamıştır dedi ahiret. O kadar memnun oldum ki dedi. Yanlış yapmıyordu dedim ya. Hocaların haşirle çok problemi var abi. Çok. Haşirle en çok yani. Bak, bir insan namaz kılmıyorsa kendisini tanımıyor. Bir insan oruç tutmuyorsa, yani merkeze en kısa cevap şu, kendini koy. Onu yap, bunu yap, onu oku değil. Kendine değer ver, kendine kıymet ver, kendinle meşgul ol. De, senin değerini bil. Sende daha değerli bir şey yok. Aşağıdaki Mercedes sen öldükten sonra bir şey yaramaz. Kasadaki para sen öldükten sonra bir şey yaramaz. Senin ne anlam bulur? Ne olur kendine değer ver. Çünkü sen çok kıymetlisin. Allah için çok değerlisin. Hakikaten çok değerlisin. Çünkü sen insansın. Vâhir davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha.